Merhaba arkadaşlar. Birinci normal form, ikinci normal form ve üçüncü normal formu anlattıktan sonra dördüncü ve beşinci normal forma bakmak gerekiyor. Dördüncü ve beşinci normal form yapısı her zaman parçalanmasıyken yapı karşımıza çıkmaz. Çok nadir karşımıza çıkar. Dördüncü normal form yapısının şartı şudur. Veri tabanındaki tablolarda çok değerli bağımlılıklar olmamalı diyor. Çok değerli bağımlılıklar nedir? Örneğin bir tabloda her iki alanda ID alanına, bu örnek üzerine anlatmak gerekirse, mühendis alanına tam bağımlı, mühendisin projesi ve diploması bu projede ve bu diplomayla bu projede yer alıyor gibi bir tablomuz var. Bu tabloda bu ID'ye proje alanında, diploma alanında tam bağımlı yapılar. Ama burada diyor ki, birbirini tam bağımlı olsa da herhangi bir alanda bir veri eklendiği anda diğer alanda veri tekrarına uğratır. Buna çok değerli bağımlılıklar deniliyor. Örneğin mühendis yeni bir mesela bilgisayar mühendisliği diplomasıyla bir projede yer aldığında otomatikman şuraya bilgisayar mühendisliği diploması proje için tekrar edecektir. Ya da bir projeye başladığında ya da yeni bir diploma aldığında o diplomaya bağlı diğer proje tekrara uğrayacaktır. Her ikisi de tam bağımlı olmasına rağmen birbirini tekrara uğratan yapı mevcut ve bu durumda normalizasyon standardı gereği bunu dördüncü ve beşinci normal forma çıkartmak durumundayız. O da diyor ki bu şekilde tekrara uğratan yapıları her zaman parçalamak durumundasınız. Parçaladığımızda bu yapıları iki farklı tabloya almak durumundayız. Bakın tam bağımlı olduğu için kendi ID alanlarını değil, mühendis ID alanlarını aldı yanına. Mühendisin diplomaları mühendis tablosunda ve yine aynı şekilde proje tablosunda mühendis ID'yi aldı. Bu şekilde parçaladığımızda bu dördüncü normal forma ulaşmış durumda oluyor. Her zaman karşımıza çıkmaz. Genellikle üçüncü normal form genel standarda uygun ama veri tekrarı olması açısından dördüncü normal forma çıkartmak durumunda kalabiliriz. Bu durumda üçüncü normal form yapılarımıza bakmak gerekiyor. Veri tekrar uğratacak bir yapı varsa eğer ki veri tekrarı her zaman bizim istemediğimiz bir durum. Veri tekrarı uğratacak bir yapı oluşmuşsa bunu mutlaka veri tekrarı olmayacak şekilde normalizasyon standartları gereği bir üst yapıya taşımak durumundayız.